Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES 2021 analizimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Analizimiz arkadaşlar, seviyorsanız video beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak da kanalımı destekleyebilirsiniz arkadaşlar. En yakın zamanda 1000 aboneye ulaşmamız da lazım. Bundan önce yayınlanan 4 bölümü İzlemediyseniz kanalımda zaten videolar kısmında var. Unutma, diğer kısmında zaten PES 2021-2022 analizi yazarsanız çıkar arkadaşlar. Zaten 2 hafta önceki videoya bakarsanız ilk 2 bölümü rahatlıkça bulursunuz arkadaşlar. Tabii ki diğer videolarımı da izlerseniz de sevinirim. Her hafta sonu cumartesi ve pazar günleri analizlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde Sheffield United'da bahsedeceğiz. Arbrook ve bu takımın ismi neydi? Onu anlayamadım. Southampton. Tabii ki fake olduğu için. Büyük ihtimal bugün Sheffield, Arbrook, Southampton, Arsenal, Burnley ve büyük ihtimalle Granada maçı olur. Yarınki bölümde Chelsea ile Southampton bu maçına belki çıkmış olacağız. Ben arkadaşlar bir de transfer istekliğinizi de yazın demiştim bir önceki bölümleri ama yazan kimse olmadı. Pazar günü Delio Stansiyon'u büyük ihtimalle yapmış olacağız. Onu da söyleyeyim. Takımımız Sheffield United. Ben bir takım kurayım ardından geliyorum. Evet arkadaşlar, ilk 11'imiz böyle. Altay, Pau Torres, Çağlar, Teixeira, Ricardo Pereira, Ndidi, Bizele, Brandt, Barnes, Arjo Perez ve Russo ilk 11'e çıktım. İlk maçımız umarım bol gollü bir maç izleriz. Sizler de arkadaşlar videoyu beğenerek de destekleyebilirsiniz. Zaten maç videolarını sadece gollerini yayınlıyorum. Onun için rahatlıkça izleyebilirsiniz. Haydi bakalım. Teixeira verdi pası Barnes'a. Barnes'tan Teixeira'ya verdi. Bizele. Teixeira. Brandt. Ndidi. Güzel bir pas ve gol. Golün adı Brandt. Çok güzel kaçtı savunma arasına ve güzel bir vuruşta 1-0 öne getiriyor takımımızı. Kutak izleyelim. Suda Barnes topu aldı. Pardon, Brandt. Ndidi'ye verdi. Brandt koştu. Güzel bir yukarıdan bir pas. Tek dokunuş ve durum 1-0. Osborn. Fleck. Buak. Top aramızda. Nasıl? Topa vurdu öyle ya. Tam gol olduğunu tahmin etmedim. Buak'ın golü. Durum 1-1. Barnes. Yuvarladı Teixeira. Barnes, Teixeira. Madison. Ndidi. Brandt, Ndidi. Güzel pas. Brandt, gol. İşte bu. Yine Berkat Brandt yaptı ve durumu farkı bir çıkartıyor. Durum 2-1. Bu Ndidi. Brandt paslaşması güzel kaçtı ve güzel bir vuruşta durum 2-1. Ricardo'dan Sancho'ya. Sancho yuvarladı Brandt'e. Brandt ortaladı. Bir kafa ve gol. Güzel kafa, güzel gol. Erik Haaland. Adamın içinden geçti ya. Brandt bugün kariyerin en iyi maçını çıkarttı diyebiliriz. Kontek'i izleyelim. Şurada güzel kaçtı Brandt. Brandt topu güzel ortaladı. Haaland'a güzel kafa ve durum 3-1. Luton artı maçı son dakika doğru gidiyoruz arkadaşlar. Lundstrom. Lundstrom. Verdi pası Baldock. Ortası Fleck indirdi. Lundstrom. Osborn. Fleck paslaşması. Out'a gidiyor. Güzel bir oyun sergiledi arkadaşlar. Sağsa bana bir gol attı. Konu olmuş bu arada. Fleck pası verdi. Baldock.
Baldock oraya girdi. Madison pasını verdi. Barnes'ı zaten çıkabilir miyiz? Yuvarladı. Çok güzel. Haaland. 4-1 geliyor. Haaland. Haaland. Ve gol. Haaland. İkinci yarıya oyuna girdi. 2 gol attı. Ve maçı koparan oyuncu oldu. Uzatmalarda. Bu teklif edeyim. Şurada hızlı hata çıktık. Barnes güzel yuvarladı Haaland'a. Kaleci kaç kaç yakın zaten %100 gol atar ve durum bu da 4. golünü atmış oldu. Durum 4-1 arkadaşlar. Batman vuruşu zaten büyük ihtimalle maçı bitirecek hakem. Ve maç bitiyor. 4-1 Haaland'ın golüyle 2 gol attı Haaland. Diğer skora bir bakalım. Brent 2 gol attı. Bu arada herkese oyunculukta 2'şer gol atmış oldu. Maçın adımı Haaland oldu. İstikrar böyle. Endidi 2 gol asist. Brent 2 gol 1 asist yapmış. İkinci liye Sancho Madison Haaland aldık. Russo Bizele ayrıca Perizzi oyundan aldık arkadaşlar ikinci liye. Daha da etkili olduk. Bir daha çok sol kanatlı 44'te gelmiştik. İleri diyelim. Bakalım rakiplerimiz neler yapmış. United Tottenham maçı berbere bitmiş. Chelsea berbere kalmış. Bu güzel oldu. Fark açıldı. Arsenal kazanmış. City berbere kalmış. Liverpool kazanmış. Durum 27 puan ve 31 puan. Puan farkı 4'e çıkmış. Bu çok iyi oldu. Bir sonraki maçımız Arbok Avrupa Ligi maçı. Evet arkadaşlar ilk 11'miz böyle. Kalede Altay, Pau, Torres, Çağlar Söyüncü, Davis, McDowell, Hamza, Bizele, Harrington, Mikel, Rafa Silva ve Russo ilk 11'e çıktım. Avrupa Ligi'ni garantilemiştik. Onun için çok rahat bir ilk 11'e çıktım. Başka maçı diyorum bu. Rolanti maçta bol gollü geçen. Evet arkadaşlar. Maç başladığı gibi bitti. 0-0. Tabii ki maçı size izlettirmedim arkadaşlar. Bölümün başında söylemiştim. Sonunda oyunda Tiemans maçı adımı oldu. Genel olarak çok da etkili değildik. Bir şut çektik. Rakibi 3 kişi şut çekti. Üçünün dedi başarılı ama Altay kurtardı. İkinci yarıya Cengiz'e Tiemans aldım. Bizler ile Rafa Silva'yı oyundan aldım. Biz zaten sağ kanattan geldik %70'le ama etkili olamadık. İyi değilim. Diğer takımlar neler almış bir bakalım. Sivas kaybetmiş. Galatasaray kazanmış 4-0. Alanya kazanmış 2-0. Son bir hafta kaldı. Sivasspor elendi. Arbok elendi. Granada ile biz 3-4 çıktık. Diğer skorlara bakmayalım. Final maçı oynadıktan sonra bir bakacağız arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Southampton'a karşı olacak. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz böyle. Kalede Altay, Vestergaard, Çağlar, Teixeira, Justin, Soumare, Tielemans, Brandt, Mikel, ayrıca Perez ve Haaland ilk 11'e çıktım. Schmeichel neden oynamıyor? İlk lig maçında moral bozuk olduğu için oynamadı. İkinci maçta Rolante olduğu için oynamadı. Bu maçta da yine moral bozuk. Onun için kalede 3 maçtır Altay koruyor. Başlamış diyorum ve umarım bol golü bir maç izleriz. Alamadı. Çağla, Soumare, Tielemans yuvarladı. Teixeira çekti. Teixeira, Tielemans, Brandt. Brandt! Adam harika bir gol atmıyor mu arkadaşlar? Brandt'in uzakta şutları çok iyi. Geçen seride de zaten Brandt'i beğenmiştim. Ondan zaten direkt aldım. Brent şık vuruşu durumu 1-0 yapıyor. Golü tekrardan izliyoruz. Suda Brent'i verdik. Güzel bir şut ve durum 1-0. Soğuma halinden Harrington. Mikel yuvarladı. Vardy. Şut ve gol. Mikel atıyor. Üstün hepsi. Farkı 2'ye çıkartıyor. Golü tekrar izleyelim arkadaşlar. Güzel araya girdik. Maç boyunca etkili oynadık ama ikinci gol bulamamıştık. Suda Vardy vuramadı. Mikel'e kaldı ve durum 2-0.
Mikel. Brent. Teixeira. Mikel. Vardy. Vardy. James Vardy. İşte bu. Yaşlı kurt. Farkı 3'e çıkartıyor. İkinci yarıya oyuna girdi. Kurt tekrar izleyelim arkadaşlar. Vardy uzun süredir oynamıyordu. Görev verdi ikinci yarıda ve güzel bir şık vuruşla durumu 3-0'a geçen golü atıyor. Stephens. Artık maçın son dakikalar 3-0 öndeyiz. Ne skola? Redmond, Dijenepo, Redmond, Redmond, ortası, Sancho, yuvarladı Vardy'e, Vardy, Vardy ve maç bitiyor. 3-0 Brent, Mikel ve Vardy'nin golleriyle bitiyor. Maçın istatistiklere bakacak olursak 8 şutun 6 isabetli 3'ü gol. Gayet başarılı. İkinci yarıya Sancho, Vardy, Harrington girdi. Tielemans, Arjepez ve Haaland aldık. Tielemans asist yaptı. Mikel de bir gol bir asistle oynadı. Biz daha çok sol kanattan gelmeyi tercih etmiştik. Bakalım diğer takımlar neler yaptı. Tottenham kazanmış. United kazanmış. Chelsea yine beraber kalmış. City Arsenal'i yenmiş ve Liverpool kazanmış. Bakacak olursak puan farkı 6'ya çıktı. Gayet güzel başarılı bir ligi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Sonlarda Southampton zaten az önce oynadığımız kulüp Southampton sonucumuz zaten. Rahat kazanmış olduk. Bir sonraki maçımız Arsenal karşı olacak. Ve arkadaşlar Arsenal karşısında zor maçta ilk 11'imiz Altay, Pau Torres, Çağlar, Teixeira, Pereira, Ndidi, Tielemans, Madison, Mikel, Cengiz ve Haaland ilk 11'e çıktım. Gene Schmeichel aşağıya baktığı için Morelli yine ilk 11'i almadık. İlginç bir şekilde ilk 11'e girmiyor ama kendi formunu kaybedecek. Altay oynadıkça daha çok alışacak ve ilk 11'i direkt alacak. Basın vuruşu diyorum ve bu güzel maçta keyifli bir goller izleriz. Torreira'dan Sedli'ye. Sedli verdi pası Aubameyang. Aubameyang faul aldı ve kesinlikle gol atması için bu faul verdiler. Hitchson üzülmeyeceğim golü gerçekte. Zaten çok belli. Arkadaşlar çok belli gol yiyeceğimiz. Baksanıza. Vardy, Mikel, Tielemans, 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 Teixeira, Tielemans, Mikel doğru, Mikel, Mikel, Ndidi, Vardy, Brandt, Vardy, Sancho, Sancho, Ndidi, Tielemans, Teixeira, Tielemans, Brandt, Arsenal maçını maalesef kaybediyoruz. Yani bunun sorumlusunu kimseye mal vermeyeceğim. Oyun zaten kendiliğinden beni aşağı çekecek. Fark kaçırmasın diye, zevki kaçar diye. Yani çıktığım ilk 11'e bakın arkadaşlar. Altay'ın moral iyi olduğu için, Smiker olmadığı için oyunu almadım. Zaten Smiker de olsa golü yerdi. İlk 11 belki ve Cengiz'i oynattım. Onun için de ikinci yeri mesela Sancho, Vardy, Brent'i aldım. Bu arada yüksek olduğu için ikinci yeri daha iyi oynadı. Ama olmadı arkadaşlar. Biz daha çok Otsar'dan gelmeye çalışmıştık. Belki sorumluluğumuz Otsar'dan gelmekti. Bakın kesinlikle Chelsea kazanmıştır. Tottenham kaybetmiş. United kazanmış. Chelsea beraber kalmış. City kazanmış. Liverpool kazanmış. Ve bizim baş belamız City'de gelmeye başladı. Liverpool ikinci sırada, puan farkı 4. Bir sonraki maçımız Burnley'e karşı olacak. Ve arkadaşlar ilk 11'imiz
Schmeichel, Paul Torres, Westergaard, Davis, McDowell, Hamza, Ellington, Madison, Barnes, Sancho ve Haaland ikonuyla çıkıyorum. Schmeichel her şükür bu bölümde kaleyi aldı Altay'dan. Moral'i iyi olduğu için koydum. Başa uç diyoruz ve umarım bol gol bir maç izleriz. Mikel, Davis, Ellington, Vardy, güzel paslaşma var. Madison, şut ve gol. Hele şükür golü buluyoruz. Golün adı Madison. Çok kötü bir ilk yarı. Çok kötü bir ikinci yarı başlangıcı ama oyun değişikliğiyle birlikte en azından güzel bir pasta golü buldu. Durum 1-0. Konuyu kullanacak Burnley tekrar 83. Gutmundsson ortası bir kafa. Jorg topu aramızda. Yedilmiş gole bakın. Peter, you can't teach that. You either have it or you don't. His anticipation is on another level to everyone else's. Superb. Hamza, Paul Torres, Ellington, Davis, Mikel, Vardy, Ellington, Madison, Madison. Kale basını kullanacak Hart Burnley. Çok saçma bir maç geçirdik. Bir önceki maçta sayabiliriz. Artık son dakikalar Harrington'dan Mikel'e. Haydi Mikel. Vardy. Vardy güzel yolladı. Cengiz Ünder'e. Cengiz. 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 Harrington. Harrington. Oha adamı öldürdüler ya. Şimdi Wood gidiyor. Wood, Wood, araya giriyoruz ama maç bitti. 1-1. Yazık oldu bir maç. En son iki maçta fena kötü oynadık. Maç adımı Madison olmuş. Vardy, Cengiz, Mikel oraya girdi. Barnes, Haaland, Sancho'yu çıkardık. Ellington'da asist yapmış oldu. Onun adı da McNeil, Konya'dan asist yaptı, yapmış oldu. Bakın diğer skorlar ne alemde. United kazanmış, Arsenal kazanmış, Chelsea kazanmış, City yenmiş, Liverpool kazanmış, Tottenham kaybetmiş. Puan farkını 2'ye indirdi Liverpool. Maçın son, bölümün son maçı Granada'ya karşı olacak. Evet arkadaşlar ilk 10 bölümümüz Schmeichel, Pau, Fofana, Teixeira karşı takımı. Soğuma ile Bizeyle, Harrington, Barnes, Cengiz ve Vardy arkadaşlar. Basamış diyoruz ve umarım bölümün son maçında bol golü bir maç izleriz. Ve arkadaşlar Granada üstü hepsi maçı 0-0 bitti. Son 3 maçımız kötüydü. Umarım son 2 bölümlerde oyunlarda böyle geçmez. Maç adımı Carlos olmuş. İkinci yer Cengiz'e kaç taktın çıkartıp McDowell'ı Rafa Silva'yı oyuna aldım. Bakın diğer temsilcilerimiz ne yapmış? Sivas kaybetmiş. Galatasaray kaybetmiş. Alanya beraber kalmış. Bakalım biz gruptan çıktık. Alanya Spor çıkamamış. Galatasaray lider olarak çıkmış. Bakalım rakibimiz kim olacak? Bir sonraki bölümde artık Chelsea maçıyla oynayacağız. O da yarın gelecek arkadaşlar. Diğer bölümümüz. Görüşmeler teklife varmış. Sıradaki ekibi vardı arkadaşlar. Biz aldık. Onu da söyleyeyim. Onun haberiymiş. Bakalım lig programı diyelim. Kimle eşleştik? Kopenhag'la. Bakalım Galatasaray kimle eşleşmiş? Blok Lovs'la. Başka Türk takımı var mı yukarıdan gelen? Bakıyoruz. Galiba yok gördüğüm kadarıyla. Galatasaray, Blok Lovs, Lad geçer. Kopenhag üst nevisi. Bence birazcık kritik ama bence geçeriz bu maçı.
Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tür şeyin gelmesini istiyorsanız video beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni bölümlerde arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.